Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Hasan, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim arkadaşlar. Duvar yapımına devam ediyoruz. Az kaldı ama güzel oldu gibi değil mi? Yakıştı sanki eve taş duvar. Farklı bir güzellik kattı ya gerçekten. Hasan dayıyla ikinci günümüz. Arkadaşlar restorasyon yapar gibi duvar yapıyoruz. Taşları kıra 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 kıra. Taşlarla büyük taşlar pek kullanamıyoruz. Taş, pirket ikisini beraber yapınca ama güzel oluyor. Şimdi bu yarın kuruyunca daha güzel gözükür. Kolay gelsin Hasan dayı. Olur Hasan. Oluyor değil mi ya? Oluyor, oluyor. Vallahi yakışıyor arkadaşlar. Taş farklı ya. Gerçekten. Şimdi arkadaşlar şuralarda şey çakacağız, ayna tahtası, o şekillerden hem boyayacağız hem çakacağız. Fazla almıştık, bayağıdır aşağıda duruyordu. Bir de biliyor musunuz, durdukça ağaç iyi yığmadın mı yamulup gidiyor. Yani bir an önce çakıp kullanmak. Şunları bayağı bu iş bitti mi var ya, çevre düzenlemesine girdik mi buraları bir temizleriz, ondan sonra başka planlara yavaştan işte şey yapacağız, şunları çakacağız. Şöyle kenarlarına şu ağaçları ayarladım ben, onları da boyayacağız. Bu rengi de ahşaba boy, evin rengine boyayacağız, çakacağız. İstersen sen boya birader, ben de ayarlayayım, iki yal koldan çakıverelim, yetiştirelim bugün de bunu. Şöyle çakalım da nasıl görünüyor. İçeride. Şurada rulo var ya. Nerede? Şu pirketlerin oradaydı, ben bulup gelen. Zaten kolay boyaması. Burada. Hasan dayı da o taş orayı bitirecek. Paydos edeceğiz gayri. Öbür tarafı artık yarından sonra mı olur? Yarın bir merkeze gitme durumu var. Şurasına biraz daha sürülecek. Beyaz burası da. Şu aşağısı. Sonradan koyulaşıp gidiyor gerçi ama. Güzel olacak. Taş duvarla birleşince gerçekten güzel olacak. Baksanıza arkadaşlar. Kıra kıra yapıyoruz. Değil mi Hasan dayı? Restorasyon uzmanı gibi oldun. Aynı. Değil mi? Restorasyon. Restorasyon yapar gibi. Paydos olsun da bir kahve ısmarlayan sana gayrı ya. Ne? Bir kahve içelim oturup da. Arkadaşlar aşağısı da full ahır oldu ha. Vallahi depo oldu. Şu taraf balkon tarafını da yapacağız ama işte dediğim gibi yarın değil. Haberleşeceğiz. Yarından sonra mı olur artık? Bayağı taş, taş yetmez metmez bayağı derken küçük taş kullanınca bizim taşlar kaldı. Pirket de kaldı, beton da kaldı, kum da kaldı. Bu sefer malzeme fazla geldi. Thank you.
Ah, yorgunluk kahvesini de içelim Hasan dayı. Vallahi yorulduk ya bugün de. Hasan dayı. Gayrı bir. Ula şu mancara ya. Bir gün buyur, bir gün mancara. Dinlen gayrı. Bir gün dinlenelim. Dinlenelim. Ebe. Ne? Gel yamacıma. Perşembe 11 erkenden. Ebe çom kahve. İçer ya. Ofret şey, şey yapmalım da cumadan evvel bitirelim Hasan. İşte perşembe Allah'ın izniyle bir şey çıkmasa bakalım ya. Olmazsa ta sonraya kalır. Oh. Duruma bakalım, ayarlayalım. Baksana şu keyfe. He? İş olmazsa keyfe. İş olmazsa keyfe iyi değil mi be? Onca duvarları bitirttin bana. Drone yalanız çalıştırttınız. Ya bugün İş olmazsa keyfe iyi. Hasan sen arkaya bak, epey oyalanın o merdiveni orada çok oyalar adam. Beli büklü, sokacağın ufak taş. Şeker ver ben, bancar ver. Harca alması bir türlü. Bancar ver ben. Al bakalım. Ofrat iyi. Senin dağıtıyla pek karanlık olmuş ama. Ya bu işin oyalan tarafı. Ya taşlar ufak. Restorasyon gibi yapıyorum bu işi. Aynen aynen. Taş kırarak. Pirkete yani. Uyacağım. Aynen. Direve uyacağım. Şöyle onu çalıştırayım. Bana kapatın. Şimdi daha önceden sen burayı yapmadan olsaydı o duvar. Ben o duvarın üstüne kirişleri oturdurdum. Düzgün. Ya işte. Paldır küldür olmuş bir. İşte paldır küldür olması lazımdı. Haberim var. Yayla göçü geliyordu. Biliyorsun ağaçların kolay yağmuruyor. Ne adamlarla diğer kutsayla çalıştım. Bayağı anılarım var Hasan Bey. Daha Mustafa'yla çalıştım. Hepsiyle çalıştım. Anılar. Bizim şey yaptığında da o temel şeylerin üstüydü şeydi. Durmuyor sağladı da bunu şey çok severdi. Aynı benim oğlum, bunun oğlum, benim oğlum diye geldi mi? Evet, Süslal'ın. Oğurcan'a mıydı? Yok, Serdar. Benimle aynı ya. Serdar. Aynı okula gider bak, ondan der. Çocuğuyla aynı yaştayız onun. Serdar var benim okul arkadaşım. Serdar şey, televizyoncu. Bozkurt'taki televizyoncu. Bir daha var ya onun. Şey Ağaç Erdal var bir de. Erdal var, o Konya Çimantur'da çalışıyordu ya. Hı, bilmem de onu, ya, abisi var Erdal bir de. Benim küçüklüğümde o mahallede geçti, onlar onu aldı. Doğrudur. Biz de okuduk orada. Dedemizin evimize bakacağız diye giderdik ya. O, ben sizin mahallede de okudum. Şeyde Kur'an kursundan mı? Yok, Eserli'de. Eserli'de mi okudun? Eserli'de okulda okudum ben, 2 sene. Şey... Şermenlerden var ya, bizim baraka vardı bizde daha önce de. O baraka da çok vardı o yani. Aşağı Sorkun'da, buraya gelirdi bir kısmı. Sizin şu okula. Senin kaybettin bir kısmı aşağı Sorkun'a gelirdi, bir kısmı da bizim barakaya gelirdi. Anladın mı? Ne? Ben 3 sene kendi köyümüzde okudum. 2 sene Heyseli'de okudum. 2-3 sene aşağı Sorkun'da okudum. 1 sene de Dere'de okudum. Sen? Tabii. Ulemettin la. 4 tane okulda okudum. Burada okudum. Heselli Mahallesi'nde okudum. Aşağı Sorkun'da okudum. Aynen. Bir senede Dere'ye gittim. 8'e kadar mı okudun? He. Biz de 5'te çıktık ya. Tam benim zamanımda öğrenci çoğuduk ya. Burada bile 35-40 öğrenci vardı. Biz Baraka'da okuduk da biz tarih, coğrafya okuduk yani öyle. Sosyal bilgiler, fen bilgiler sonra çıktı. Tarih, coğrafya yani. İngilizce? İngilizceyi boşver. İngilizce var mıydı o zaman Hasan Bey? Onlara gitme, ortaokula gitmedik ki. Ortaokulda mı vardı? Bir kalem, bir silgi, bir defterle gittim. Bir kalem, bir silgi, bir defter. O şekerci var ya, Murat'ın babasını okuttu, amcam beni okutmadı. Aynen. Beni okutsaydı belki ben şey olurdum. İnşaat mühendisliğinden olurdum belki. Saplı Hoca vardı derede, öldü biliyor musun? Bilmiyorum. O benim ilk hocam, benim ilkokulu hocam. Saplı Sevinç. 3 sene kaldı. 3 sene okudum onun önünde. Şekerci'nin oğlu da benim okul arkadaşım.
Şekercinin yeğeni de asker arkadaşım. Olacak şey var mı? Onu oradan çıkar ver. Heh orada. Bir tepe çak. Çekil ya. Pardon. Arkadaşlar burası da böyle oldu ama çatlamış. İnce kum olduğu için çatlıyormuş bu. Şey kum olsa çatlamazmış. Mozaik mi? Mozaik. Üstüne. Külüyle falan olur gider ya. Ya külle. Bir şey olmaz bundan ya. Ama bayağı farkı var. Öncekiyle kaynatmasında. Tabi var. Önceki çok yüksek. Şu yaklaştı ya. Ateş yetişmiyor. Aynen öyle. Şöyle bir genel bakalım mı ne yapmışız? Nasıl görünüyor dışarıdan? Önce şu yandan bakalım. Evet. Duvar bayağı görüntü attı. Şu şey etekleri de çakınca bayağı değiştirdi duvar evi ya. Güzel oldu ya. Vallahi bayağı emek harcadık ama arkadaşlar taşımız da yetmeyecekler ki vallahi. Daha ön taraf var da. Ön tarafa yeter o taş çoktan. Bayağı taş kaldı. Kum da fazla. Çok taş var la burada. Var. Kum da fazla, pirket de fazla. Ama tabii yapılacak iş daha çok. Ama güzel görüntü verdi. Öyle değil mi arkadaşlar? O şimdi bir de duvar kurusun. Ondan sonra görün siz bir de. Şu direğin orası kaldı. Orayı da yapıştıracağız. Yapışmıyor ya. Demire. Gerçekten restorasyon yapar gibi oldu. Arkayı da boyadık mı? Arka cepheyi. Tamamdır. Şurası kapı olacak. İçine şura otunu işledik mi basacağız samanı çuvallarla. Ama genelde güzel oldu değil mi? Şey yiyince, etekleri falan yiyince. Bir de pervazlar gelsin var ya şu köşe bentleri yapabildik mi o zaman daha da güzel olacak ya. Şimdi arkadaşlar yaylaya gideceğim ben. Sen buradasın herhalde. Güzel oldu güzel. Vallahi. Ağacını borçimentosu bol şeyle yapıştırırsın şuralar. Cimentosu bol olur. O zaman olur ya. Bugün yapamadık orayı. Ama bitti işte bir günlük ya. Duvarın bir günlük. Tabii daha iş çıkar. İş bitmez de bizde. Yani girdik bir işin içine. En iyisi olana kadar devam. Tabii. Güzel oldu güzel. Çakır oğlakları gülüyor mu sen oğlum? Ana.
Hani Sevinç ve Sevinç babası özlemiş ya. Adam özleniyor. Bunlar var ya, acayip, adam acayip özlüyorlar. Ama böyle de üzeme. Oturup yiyeceksin lan sen beni. Yaylaya geldim arkadaşlar. Çakır. Bak abartma oğlum. Özledin de yani bu kadar da. Abartma lan paçamdan. Lan oğlum. Abartmasan diyorum aslanım. Ne dedin kızım? Çakırı mı seveceksin sen? He? Bu da halamın. Maşallah yaylaya gelen mal. Yani gerçekten değişiyor. Maşallah maşallah. Ne oldu? Allah. Koşun ananız geliyor. Şimdi çevişler, kurbanlıklar. Çakır seninle bir tanışmak isteyen var. Bir bak haydi benim bacam. Bırak da şuna bak. Seninle tanışacağım şu oğlum. Tanışın. Bak. Korktun mu oğlum? Fışılar mı bu? Şimdi kurbanlıklar koşar gelir. Alıştılar arpaya. Ama bu çakır arkadaşlar baştan çıkmış. Allah Allah. Oğlum bir dura var. Ana. Küçük teke gidemedi. Koş oğlum. Koş. Kurbanlıklar önden uçup gelirler arpaya, alıştı mı? Bunlar hepsi kurbanı Allah'ın izniyle. Küçüklü büyüklü. Ey deka! Gele de gele gele gele. Ana! Ana! Ey deka! Haydın bakalım. Ne oldu Allah'ım? Oğlum. Kara tekem yürüyemem buna maşallah karnı şişmiş. Hey de ya. Allah'ın izniyle arkadaşlar bunlar satılacak maşallah. Tüyleri parlamaya başladı gayri. O rüzgarın gelişi. Oğlum sen gelemiyorsun la oğlum. Ne oldu oğlum sana? Gel. Tık tık tık. Tık tık tık. Ana. Oğlum ne yaptın sen bak? Gidiyorlar baksanıza. Sarı kızım yaylıyor vallahi. Sen yayla başka. Yayıl yayıl bir daha yayıl. Oğlum tık tık tık. Arpaya mı gideceksin? Kekilli. Tık tık. Ne oldu oğlum? Ne oldu? Vay maşallah benim oğlumun tüyleri parlıyor arkadaşlar yavaştan. Maşallah maşallah. İşte ihtiyacı olan yurt dışından da olur. Kesiver, dağıtırız. Şurada maşallah. Yani hakkıyla başarırız ya. Bu taraftan olur. Ne bileyim Konya'dan olur. Bozkır'dan olur. Onlara da gelir. Nasipse bayram sabahı kesiveririz. Giderler. Kızı hep öpmüş kız bu. Sütleri bana ver lan birader. Ben alayım lan, ben alayım lan, ben alayım lan, ben alayım sütleri lan. Sütleri bana ver. Aha, küçük teke bulmuş. En küçük tekemiz bulmuş.
buldu mu kızım senin avucuk? Hani annesinin altında da küçücük kalıvermiş ya. Ay vuru da. Kızım vuru da sana ya. Hey ya. Aslanım. Arkadaşlar malın tüyü şu tiftiklere attı mı etlenmeye başlamış demektir ya. O kıştan kalan tüyleri, yunları atıyor. Bazıları atmış, bazıları atmaya devam ediyor. Ne oldu oğlum? Ne dövüşüyorsunuz lan? He? Bak şu karaga bir şey atmış gayri. Öbürü de atıp gelir arkada. Birazcık şey kalmış. Uysuz da. Oyuncular. Bunların hepsi iyi diş. Selbestler yaylada ya. Vallahi. Neyse arkadaşlar. Neyse. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.